Merhaba arkadaşlar. Bugünkü İngilizce dersimizde future tense yani gelecek zamanı göreceğiz. Evet, şimdi gelecek zaman neydi? Yani gelecek zamanda yapacağımız şeylerden bahsederken bu tense'i kullanıyorduk. Evet, şimdi dersimize şöyle başlayalım. Gelecek zamanda be ve be going to kalıpları vardı. İkisi de gelecek zamanı ifade ediyordu ama ikisi de bazı noktalarda ayrılıyordu. Örneğin, kısa bir giriş yaparsam, will uzak gelecek için, be going to ise daha yakın gelecekte oluyordu. Bunun gibi daha birçok farklı kullanım alanları var ikisinin de. Öncelikle şöyle başlayalım, will ile gelecek zaman yapmayı. Şimdi biz İngilizce'de gelecek zaman yaparken be ile cümle sıramız nasıl oluyordu? İlk baş öznemiz yani subject. Daha sonra yardımcı fiilimiz. Buradaki yardımcı fiilimiz neydi? Will. Ve fiilimiz yani verb. Şekilde cümlelerimizi kuruyorduk. Biz olumlu cümle yapmaya kalkarsak nasıl yaparız will ile? Pozitive, olumlu cümlede yani örneğin I will swim. Ben yüzeceğim. He will play football. O futbol oynayacak. Yalnız şöyle bir şey de var. I, you, we, they, he, she, it öznelerinde bu yardımcı fiillerimizde hiçbir şekilde değişiklik olmuyor. Ne bileyim s takısı gelmiyor da başka bunun gibi özellikler olmuyor. Bütün öznelerimizde yardımcı fiilimiz olduğu gibi kalıyor. Will. Yani hiçbir şekilde değişmiyor. Bunu peki olumsuz cümlelerde nasıl yapıyoruz? Ona geçelim. Negatif ve yani olumsuzda I won't swim. Ben yüzmeyeceğim. He won't play football. O futbol oynamayacak. Yani olumsuz yapmak istersek not geliyordu. I, you, we, they, he, she, it dediğim gibi daha teminde hepsinde aynı kalarak won't olumsuzunu yapıyoruz. Öznelerde farklılık göstermiyor. Peki, bunun soru şeklini nasıl yapacağız? Tabii ki İngilizce'de soru şeklinde yaparken yardımcı fiilimiz her zaman en başa geliyordu. Yani ilk en basiti neydi? Verb to be'de yani emizarda nasıl soruda başa geliyordu ya da başka bir tenslerde yine aynı şekilde oluyordu. Yani burada yardımcı fiilimiz başa gelerek gördüğünüz gibi will başa geliyor. Will I swim? Ben yüzecek miyim? Will he football play? O futbol oynayacak mı? Şekilde sorularımızı da yapıyor oluyoruz. Will he play football. Burada tabii ki yer değiştiriyor. Daha sonra devam edecek olursak evet. Olumlu, olumsuz ve soru bunları gördük. Peki kullanım alanları nelerdir? Benim kullanım alanlarına öncelikle şöyle başlayacak olursak ani verilen kararlarda yani bu ne demek? Önceden konuşulmamış, düşünülmemiş, planlanmamış. Sadece şu an verdiğimiz kararlardır. Mesela, did you post those letters? Yani mektupları postaladın mı diyor. Karşımızdaki de no, I forgot. I will post them tomorrow. Unuttum ama yarın postalayacağım. Yani göndereceğim. Şu an karar veriyor bunu. O yüzden burada will yardımcı fiilini kullanıyoruz. Be going to değil. Şöyle. Evet. Diğer örneğimize bakacak olursak ne diyor? I'm hungry. Yani açım diyor. O da karşımızdaki de okay. I will make you something to eat. Yani senin yemen için bir şeyler hazırlayacağım. Burada da will yardımcı fiilimizi gördüğünüz gibi kullanmış olduk. Daha sonra devam edelim. Diğerine geçecek olursak kullanım alanlarında ikinci kullanım alanı ise
gelecekle ilgili tahminde bulunurken. Yani nedir? Örneklerden yola çıkarak başlayalım. Diyor ki, I'm afraid we will be late for the meeting. Yani tahminde bulunuyor gelecekle ilgili. Toplantıya geç kalacağını düşünüyor. Bunu yaparken de will, yardımcı will fiilini kullanıyor gördüğünüz gibi. Peki diğer örneğe bakacak olursak, she doesn't study enough. Yani o yeteri kadar çalışmıyor. Karşıdaki de diyor ki, I know, biliyorum. I think she won't graduate from the school. Yani ne diyor biliyorum. Bu yüzden de mezun olamayacağını düşünüyormuş. Burada gördüğümüz gibi nedir? Olumsuz yaptık, won't. Buna dayanarak da işte gelecekle ilgili kendi fikrini söylüyor. Diğer bir örneğimize bakacak olursak, burada ne diyor? The science is developing very fast. Yani bilim hızla ilerliyor. Karşıdaki de bu düşünceye karşılık, I think we will use capsules instead of food one day. Yani düşüncesi de neymiş? Bir gün yemekler yerine kapsül kullanacağını düşünüyor. Yani kapsül yemek görevi göreceğini o da. Ama kendi düşüncesini burada söylüyor tabii, gelecekle ilgili tahmini. Ama burada bir kesinlik, herkes tarafından onaylanmış bir şey yok. Buna dair bir kesin ipucu yok. Eğer öyle olursa biraz sonra göreceğiz, be going to kalıbımız olacak. Evet, diğer bir kullanım alanına bakalım. Diğer bir kullanım alanımız ne? Teklifte bulunurken veya söz verirken, yani birine karşı söz verirken ya da işte dediğim gibi karşıdakindekine yardımcı olmaya çalışırken, bir teklifte bulunurken bunu kullanıyoruz, will kalıbını. Örneklere bakacak olursak, my homework is very hard. Karşıdaki diyor ki, don't worry, I will help you. Yani benim ödevim çok zor diyor, o da merak etme, sana yardımcı olacağım. Yani ona bir teklifte bulunuyor buna karşılık. Burada da will kalıbını kullanmış oluyoruz. Diğer bir örneğe bakacak olursak, you look very tired, I will do the ironing for you. Yani burada ne diyor? Çok yorgun görünüyorsun ve senin için de bu yüzden ütüyü ben yapacağım diyor. Gördüğümüz gibi will kullanıyoruz. Will yardımcı fiilimizi. Diğerinde ise the bag is very heavy. Oh, okay, I'll carry it for you. Yani ne diyor burada? Çantasının ağır olduğunu bahsediyor. Diğeri de tamam, senin için ben bunu taşıyacağım. Bu şekilde burada da will yardımcı fiilimizi kullanmış oluyoruz. Will'i tamamladığımıza göre diğer gelecek zamanda future tense'de diğer kullandığımız yardımcı fiilimizi görelim. Neydi? Be going to. Evet, yalnız burada kastedilen be tabii ki de ne? Am, is, are. Am, is ve are. Yani verb to be'den kastediyor. Yani going to'nun önüne am, is, are üçünden biri geçecek. Nasıl? İlk baş tabii ki de öznemiz subject. Be going to. Yani bu bizim yardımcı fiilimiz. Ve fiilimiz, asıl fiilimiz yani verb. Bunu da ekleyerek cümlemizi kurmuş oluyoruz. Evet. Şimdi diğer kısma geçelim. Nerede kaldık? Bunun olumlu, olumsuz ve soru cümlelerini görelim. Will'i görmüştük. Şimdi olumlu cümlelere bakalım. Pozitif. Ne diyor? They are going to leave tonight. Bu gece ayrılacaklar. I am going to play tennis. Tenis oynayacağım. He is going to swim. O yüzecek. Gördüğümüz gibi nasıl? Daha demin bahsetmiştim. Am'i zar geliyordu. I'dan sonra am geliyor. He, she, it'ten sonra is geliyordu. We, you, they'den sonra da ne geliyordu? Are. Bunu verb to be konusundan o yüzden biliyoruz. Öznelere göre değişiklik gösteriyor. Peki, şimdi olumsuz cümle nasıl yapacağız?
Şimdi de bunu görelim. Negatif. Olumsuzu tabii ki de sadece not gelecek. They aren't going to leave tonight. Bu gece ayrılmayacaklar. I am not going to play tennis. Tenis oynamayacağım. He isn't going to swim. O yüzmeyecek. Olumsuzda gördüğümüz gibi not geliyor şu şekilde. Bu şekilde de kısaltabiliyoruz. İstersek are not şeklinde de yazabiliyoruz. Isn't için de geçerli. Is not şeklinde de yazabiliyoruz. İstersek de kısaltabiliriz. Ve daha sonra da going to yardımcı fiilimiz. Şimdi devam edelim. Soru. Soruda ne demiştik? Yardımcı fiil her zaman başa gelir. Yani burada imzar başa gelecek tabii ki. Gördüğümüz gibi ilk örneğe bakalım. Are they going to leave tonight? Bu gece ayrılacaklar mı? Emizar neydi gördüğünüz başta? Going to yardımcı fiilimiz başta. Am I going to play tennis? Tenis oynayacak mıyım? Is he going to swim? O yüzecek mi? Gördüğümüz gibi yardımcı fiillerimiz başta. Araya özne ve going to kalıbımızda böylelikle kullanıyoruz. Evet. Olumlu, olumsuz ve soru şekillerini gördükten sonra be going to'nun da kullanım alanlarına geçelim. Neydi? İlk olarak daha önceden gelecekle ilgili planlanmış eylemlerde. Yani ikisi de gelecekle ilgili düşüncelerini söylüyordu ama diğerinde o an verilen ani kararlarda. Ama bunda öyle bir şey yok. Önceden konuşulmuş, önceden düşünülmüş, önceden kararlaştırılmış. Şimdi örneklere bakalım. Ne diyor? They are going to get married in 2 months. Yani onlar 2 hafta içinde evlenecekler diyor. Bunlar zaten karar vermişler evlenmeye ve olacak. Bu yüzden gelecekle ilgili düşüncesini söylüyor. Gördüğümüz gibi emizar burada ve going to yardımcı fiilimiz özneye göre. Evet, diğeri neydi? Did you give him his present? Ona hediyesini verdin mi? No, I am going to give it to him tonight at dinner. Yani hayır, ona bu gece hediyesini vereceğim. Gördüğümüz gibi yine emizar going to kalıbımız. Önceden kararlaştırılmış. Yani şu an karar verilmemiş. Peki diğer bir kullanım alanını görecek olursak. Bir olayın gerçekleşeceğine dair güçlü bir kanıtımız varsa. Yani bu ne demek? Örneğin, look at the clouds. Bulutlara bak. It is going to rain. Yağmur yağacak. Evet, burada kalıbımız. İlkten sonra neydi? Is ve going to kalıbımız. Yani yağmurun yağacağını söylüyor ama ya hava durumundan öğrenmiş olması lazım ya da ona dair bir kanıt. İşte bulutlar kapalı, hava kapalı, yani yağmur yağacak. Ama sadece işte hani yağmur yağacak bir kanıt yok. O zaman buna be going to ile yapamayız. Will yardımcı fiiliyle yapabiliriz. Diğer bir örneğimize bakalım. Burada ne diyor? It is very cold and the streets are frozen. Yani çok soğukmuş ve bu yüzden de sokaklar yerler yani buz tutmuş. Karşıdaki de buna dayanarak diyor ki look that woman is going to fall. Yani bu durumdan dolayı da diyor ki kadın düşecek. Neden? Çünkü yerler buzlanmış. Bu yüzden de kesin bir kanıt olarak gördüğü için be going to kalıbını kullanmış oluyoruz böylece. Devam edelim. Son bir kullanım alanına bakıldığında bakacak olursak geleceğe dair bir plan veya niyetin varlığında. Yani bu ne demek? Bunu da örneklerden şöyle anlayabiliriz. I am going to become a famous actress one day. Bir gün ünlü biri olacağım diyor. Yani kendince bir planı, bir niyeti var, bir isteği var. Peki diğerinde ise you won the lottery, didn't you? Ne diyor burada? Lottery, milli piyango. Milli piyangoyu kazandın sen ya da kazanmadın diyor, bilmiyor. O da diyor ki yes, we are going to buy a big house and a new car. Yani bunu yapmış milli piyangoyu. Kazanmış. Bu yüzden de büyük bir ev ve yeni bir araba alacağını söylüyor. Yani bununla ilgili bir plan, bir niyet var. Gelecekle ilgili bu kısımda da dediğimiz gibi be going to kalıbına
bakıyoruz. Evet. Şimdi son bir kez toplayacak olursak şuraya kısaca yazdım. Buna bakıp bugünkü konumuzu bitireceğiz. Ne demiştik? Gelecek zamanı hem will hem de be going to yardımcı fiillerinde yapabiliyorduk ama aralarında tabii ki fark vardı. Bunu da cümlelerden anlayarak ayırt edebiliyoruz. Ne demiştik? Be going to da daha temin gördük. Kesinlik vardı. İşte kadın düşecek. Neden? Çünkü yerler buzlanmış. Yağmur yağacak diyor. Şemsiyeni al. Neden? Çünkü kesin bir karar var. Ama Bill'de böyle bir şey yok. Bir kesinlik yok. Sadece kendi düşüncesini mesela gördü yolda. Kadın düşecek. Ama başka hiçbir şey yok. Ondan önce bir şey söylenmemiş. Bir kesinlik yok. Peki daha sonra bakacak olursak Bill uzak gelecekte. Bunu ilk başlarken derse söylemiştim. Be going to ise yakın gelecekte. Daha yakın geleceği kapsarken be going to ama daha uzak gelecekten bahsederken will kalıbını. Bunu da bahsetmiştik. Will konuşma anı kararı yani o an karar verdiğimiz. Önceden düşünülmemiş, plan yapılmamış gibi bunda will'i kullanıyorduk. Fakat be going to neydi? Önceden alınan karar. Yani önceden düşünülmüş, planlanmış. O yüzden burada be going to kullanacağız. Ve ikisi de tahmin ve tahmin. Yani bunları görüyoruz. Ama neden? Arada bir fark var. Nedir bu fark? Be going to da tahmin yaparken bir ip ucuna bakarak. İp ucuna bakarak. Yani bunu bir şeye dayandırarak söylüyorsun. Diğer türlü tahmin ediyorsun. Mesela ne bileyim okulu kazanamayacak. Üniversiteyi kazanamayacak. Burada bir tahminde bulunuyorsun. Ama ders çalışmıyor. Üniversiteyi kazanamayacak. Bu onun ipucunu gösteriyor. Yine bir kesinlik yani bir dayanağı oluyor. Böylece future tense yani gelecek zaman konumuzu burada bitirmiş oluyoruz. Diğer derste görüşmek üzere. Teşekkürler.